Merhaba arkadaşlar, ben Anıl hocanız. Bu videomuzda sizinle Şubat ayı örnek soru çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayacak olursak, Gökçe öğretmen sınıfa 9 tane kırmızı, 9 tane sarı, 9 tane mavi halka getirmiş ve karşıdaki tahtalara bunları geçirerek bir özdeşlik üretmek istiyormuş. Birinci şekil birdekini inceleyecek olursak, x artı 2'nin karesini alırken ben birincinin karesi artı, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı, artı ikincinin karesi şeklinde alabilirim. Dikkat ettiyseniz x karenin katsayısı 1. O zaman 1 tane kırmızı halka. 4x'in katsayısı 4. O zaman 4 tane sarı halka. Artı 4 geldiği için de 4 tane mavi halka koymuş. Biz de aynı şeyi arıyoruz. Hangisi ifade modelleyebilir diye sormuş bana. A şıkkına geldiğimiz zaman birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı. Artı ikincinin karesini alırsam. Elimde 16 tane mavi olmadığı için A şıkkını modelleyemem. 2x artı 3'ün karesini alırken 4x kare artı 1. ile 2'nin çarpımının 2 katı 12x artı 9 gelir. Elimde 12 tane sarı olmadığı için B şıkkını da modelleyemem. C şıkkına geldiğimiz zaman 9x kare artı 1. ile 2'nin çarpımının 2 katından 6x artı 1 gelir. Elimde 9 tane kırmızı, 6 tane sarı, bir tane de mavi olabileceği için C şıkkı derim. Gelelim ikinci soruya arkadaşlar. İkinci soru çok karışık gözükse de sorunun aslında içeriği çok basit. Şu kısmı okuduğumuz zaman Burhan akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yeri numarasının asal sayı olduğunu hatırlıyormuş. Benden sorunun istediği şey şu. 1'den 16'ya kadar kaç tane asal sayı vardır? En küçük asal sayımız 2'den başlıyor. 2, 3, 5, 7, 11 ve 13'tür. Yani 6 tane varmış. O zaman A park yerinde 6, B park yerinde 6, C park yerinde 6, D park yerinde 6 tane olur. Toplamda da 24 tane olası yer varmış derim. Üçüncü soruyla devam edecek olursak, bu soruda bir olayın olma olasılığı yine hatırlatmış. İstenilen durumlar böyle tüm olası durumlar. Şimdi burada tüm olası durumları bulmak için önce sıra sayısını bulmam lazım. Sayarak da bulabilirsiniz veya dersiniz ki hocam her sırada 3 blok var, toplamda da 48 blok var. 48'i 3'e bölersem 16 gelir. Yani tüm olası durumlar neymiş? 16. Şimdi bir de benden diyor ki bloğun üzerinde yazan tam sayı kare ise o blok çekilir. Yani kısacası 1'den 48'e kadar olan tam kare sayıları sormuş. Nedir bunlar? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49. Benim aramda olmadığı için onu yazamam. Toplamda da 6 tane varmış. O zaman olası durum nedir? 6 bölü 16'dır. 2 ile sadeleştirsem 3 bölü 8 cevabını bulurum. Evet, dördüncü soruya devam edecek olursak, şimdi benden diyor ki Şubat ayında barınakta köpek sayısı Ocak ayında köpek sayısının 2 katıdır. O zaman ben şuradaki iç açının toplamının 360 olduğunu biliyorum. C'nin açısına 150 desem ve bunların açısına aynı orantıda saysam, yani Ocak ayında 360, Şubat ayında 720 tane köpek olsa, o zaman Ocak ayında C'den 150, A'dan 90, B'den de 120 tane olur. Fakat Şubat ayına geldiğimiz zaman A'dan 240 tane, B'den 180 tane, C'den de açımız neydi? Şurası 150 idi. 2 katından 300 tane gelir. Çünkü bilgiyi o şekilde vermiş. Böyle sorularda en kolay yol şıklardan gitmektir. Dikkat ettiyseniz Ocak ayında 150 idi. Yeşil olanlar Şubat ayında 300 olması bekleniyor. Fakat B ve D şıklarında eşit tutmuş. O zaman ben A'da köpek sayılarını incelemek istersem oranları nedir? 90'a 240'tır Ocak ayında. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman 3'e 6 vermiş. Böyle bir şey de mümkün olmuyor. Şuradan sıfırları sadeleştirdik. Bunu da 3 ile sadeleştirdim. 3 bölü 8 geliyor. Fakat dikkat ettiyseniz yeşil renkliği Ocak ayında 3 vermiş.
Şubat ayında 8 vermiş. Yani bu durumda A şıkkı da sağlamıyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. Şimdi sorumuza devam edecek olursak katlaya katlaya gitmiş arkadaşlar. En son şekilde şimdi bu sorunun iki çözümü var. Şöyle düşünebilirsiniz. Hocam bunu bir ikinci şekil 2'deki katlamada dikkat etseniz bir arka yüzü bir de ön yüzü var. Yani iki tane. Bunu bir daha katladığım zaman toplamda bunun 4 yüzü oluyor. Yani şuranın alanında y kare geldiği için 4 ile çarpıp 4 y kareden de çıkartabilirim diye bulabilirsiniz. Fakat bunu modellemek istersek şöyle bir katlama yapmıştı ilkinde. İkincisinde şöyle bir katlama yapmıştı. Yani şurası y'ymiş. Burası da y'ymiş. Ben bu kağıdı tamamen açtığım zaman şuraya geldi. Şurası y'ymiş. Şöyle çizelim. Burası da y oldu. Tamamen açtığım zaman üst tarafa da gelir. Şuralarda y, y olur. O zaman buraya 2y kaldı. Dikkatliyseniz şurası 2y, şurası da 2y. Bütün alan neydi? Bu bir kare ise şurası da x'tir. X çarpı x'ten bütün alan x kare. Eksi 2y çarpı 2y'den şöyle yazabilirim bunu. 2y'nin karesi şeklinde çıkartmam gerek. Tabi bu 2 kare farkı olduğu için x eksi 2y çarpı x artı 2y şeklinde bu ifadeyi yazabilirim. Cevabımız Denizli olur. 6. soruya geldiğimiz zaman zaten bizi izlediğiniz yerde de bu özellik çok çok mevcut. Hızlandırma ve yavaşlatma videoları. Şimdi soruyu incelediğimiz zaman arkadaşlar bizim için örnek kısmı önemli. Burayı mutlaka okuyun. Örneğin demiş 1x normal hız seçeneği ile 10 dakikada izlenen bir video 2x hız seçeneği ile 5 dakikada izlenmektedir diyor. Yani bunu buna bölüyor. Şimdi İdil bir ders videosunun 2/3'lük kısmını 1,25 hızla izlerse diyor. Ben videonun tamamına 30x dersem 2/3'ünü nasıl bulurum? 2 ile çarp 3'e böl. Yani 20x kısmını 1,25 hızla izlemiş. O zaman bu 1,25'i buna bölerim. Hocam 1,25'i nasıl yazabiliriz? 125/100 şeklinde yazsam ve 25 ile sadeleştirsem 5/4 gelir. O zaman bunu nasıl bulabilirim? 20x/1'i sabit tutarım. Diğerini ters çevirip çarparım. 4/5 gelir. Buradan da 5'ler 20 ile sadeleştiği zaman yukarıda 4 kalır. 4 kere 4'ten toplamda ilk kısım 16x kısmını izlemiş idil. Kalanın diyor şimdi 30x demiştim videonun tamamını. 20x'ini izledim. Kalan nedir o zaman? 10x. 10x'lik hızı kısmını da 1,5 ile izliyormuş. Şimdi 1,5'i nasıl yazarım? O zaman 15/10 şeklinde yazabilirim bunun. Şimdi 10,15/10 şeklinde yazarsam bunları 5 ile sadeleştirdiğim zaman 3/2 şeklinde yazabilirim. O zaman birinci aynen 10x/1 çarpı ikinciyi ters çevirip çarptığım zaman buradan da 20x/3'lük kısmını İdil izlemiş. Tabi İdil bu kısımları izlediği zaman toplamda kaç dakika izlemiş? 68 dakika. O zaman ne yapacağım? 16x artı 20x/3'ü toplamam lazım. Şunun altında gizli bir olduğunu düşünüp bunu 3 ile genişletiyorduk. 16 çarpı 3 48. Bir de 20 ekledim. 68x/3 geldi buradan. Bu da toplam kaç dakika eşitmiş? 68. 68'lerimi sadeleştirirsem ve içler dışlar çarpımı yaparsam x buradan ne gelirmiş? 3. X'imi 3 buldum. Ben videonun tamamını 30x demiştim. O zaman 30 çarpı 3'ten 90 dakika şeklinde videonun tamamını bulabilirim. 7. sorumuza devam edecek olursak soruyu incelediğimiz zaman kenar uzunluğunu 40 olarak vermiş. Yani şurayı 1 santimetre kalınlığındaki kara göz varmış. Yani şurada 1 santimetrelik bir kara gözümüz varmış. 30 santimetre uzunluğundaki
bir tahta sopanın ucunda durmaktadır diyor. Yani şurayı da bana 30 santim vermiş. Aşağıda da demiş ki Karagöz figürü ile perde arasındaki mesafenin 1 bölü 4'ünden 3 fazladır. Şu çıkıntı olan kısım 1 bölü 3'ünden 1 bölü 4'ünden 3 fazlaymış. Kolay olsun diye ben 4'e bölünen bir şey vereyim perde ile Hacı Karagöz'ün arasındaki mesafeyi. Buraya 4x desem. 4x'in 1 bölü 4'ü x'tir. Bir de 3 eklersem x artı 3 kalır buraya. Şimdi peki bana şurası lazım. Bunu nasıl bulurum? 30'dan eksi x artı 3'ü çıkartırsam bu eksi hem buna hem buna dağılır. O zaman 30 eksi x eksi 3 gelirse toplamda 27 eksi x bulurum burayı. Şimdi benden şuraları vermiş. 27 eksi x artı 1 artı 4x neye eşitmiş? 40 santime eşitmiş. Buradan 27 ile 1'i toplarsam 28, eksi x ile artı 4'ü toplarsam artı 3x eşittir 40 geldi. 28'i aldım karşıya attım. 3x eşittir 12 geldi. X buradan neymiş? 4'müş. Karagöz figürü ile perde arasındaki mesafe kaç santimdir diye soruyor. Ben oraya 4x demiştim. O zaman 4 çarpı 4'ten 16 olarak bulabilirim. Sekizinci soruya devam ettiğimiz zaman şimdi güzel bir soru arkadaşlar bu. Dikkat etmeniz gereken ve soruda incelediğiniz zaman saat 12'de memnun diyenler %80'miş. O zaman ben bu müşteri sayısına 100x desem burada. Memnun olanlara 80x, memnun olmayanlara 20x diyebilirim. Fakat daha sonra 17'ye kadar toplamda 110 kişi memnunum demiş. Yani 80x'e artı 110 eklenmiş. Ve de memnun değilim diyenlere de 20x artı 90 kişi eklenmiş. Ve dikkat ettiyseniz bunun oranı ne olmuş? %70 olmuş. O zaman ben burada memnunlara 70, memnun olmayanlara 30 diyebilirim. O zaman ilk durumdaki memnun olanların memnun olmayanları oranıyla son durumdaki memnun olanların memnun olmayanların oranını bulabilirim. Dikkat ettiyseniz arada toplamı var. Fakat her yeri 10 ile sadeleştirsem yani şuradaki sıfırların hepsini attım. O zaman ne oldu? 8x artı 11 bölü 2x artı 9 eşittir 7 bölü 3 oldu. Buradan içler dışlar çarpımı yapsam toplamda 24x artı 33 eşittir 14x artı 9 kere 7'den 63 bulurum. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa gelsin. 14x'i sol tarafa attığım zaman burada 10x kalır. 33'ü karşıya attığım zaman 30 kalır. Buradan x neymiş? 3 cevabını buluruz. Benden bu oteldeki müşteri sayısını istiyor. Yani ben başlangıçta 100x demiştim. O zaman 100 çarpı 3'ten buradan 300 gelir. Daha sonra da bir 110 kişiyle 90 kişi daha eklendi buna. Yani toplamda 200 kişi daha eklendi. Buradan cevabı 500 olarak bulabilirim. 9. sorumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Şekil 1'i incelediyseniz 2 parçaya, şekil 2'yi 3 parçaya, şekil 4'ü, şekil 3'ü de 4 parçaya bölmüşler. O zaman ben 2, 3 ve 4'ün ortak katı yani 12x diyeyim tamamına. Tamamına 12x diyorum. O zaman 2'ye böldüğüm zaman B'nin uzunluğu ne gelir? 6x. C'nin uzunluğu 4x. D'nin uzunluğu da 3x gelir. Şimdi sağ tarafta şekil 4'ü incelediğimiz zaman ben D'nin uzunluğu ne demiştim? 3x. O zaman şurası ne geldi? 3x. B'nin uzunluğuna 6x demiştim. C'nin uzunluğuna da 4x demiştim. Buradan o zaman yazacak olursam dikkatliyseniz de bunların uzunluğu eşit olmak zorunda. 19,4 artı 3x eşittir
12,4 artı 4x 6x da toplam 10x'e eşittir diyorum. O zaman 3x'imi karşıya attığım zaman sağ tarafta 7x kaldı. 12,4'ü de sola attığım zaman burada da 7 kalıyor. Demek ki x'im neymiş? 1'miş. Buna göre poşet dosyanın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetre diyor. Yani soru işareti olan yeri. Şurayı soruyor. İstediğinizi ya üsttekini ya da alttakini seçip yazabilirsiniz. Ben üsttekini yazacağım. 19,4 artı 3x'ti. X'imi de 1 buldum. 3 gelir. Buradan da 22,4 cevabım bulunur. Son sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken 2-3 tane şey var. Şimdi bir kere kötü havalarda ulaşım sağlanmıyor. Yani sadece güneşli günleri alacağım. Perşembe, çarşamba, pazartesileri alabilirim. Bir de dikkat etmem gereken nokta, gidişi var bir de dönüşü var. O bilgiyi de şöyle vermiş. Uçan Gözü'nün eczane deposundan eczaneye gidiş süresi dönüş süresinden %25 daha uzundur. Şuraya gidiş diyelim. Şuraya da dönüş diyelim. Şimdi %25 ne demek? 1 bölü 4 demek. O zaman ben dönüşe yine 4'e bölünebilecek bir şey. 4x vereyim. Gidiş süresi de daha uzundur diyor. Dönüş süresinde 125 daha uzundur. O zaman 4x'in %25'i x'tir. Bir de x ekledim 4x'e. Toplamda 5x'de gidiyormuş. Şimdi geçen hafta Uçan Göz'ün bu eczane deposunda ile eczane arasında gidiş gelişinin toplam süresi 108 dakikaymış. Şimdi ben ikisini topladığım zaman 9x'i buldum. Fakat pazartesi, çarşamba ve perşembe gittim. Yani 3 gün boyunca gittim. Bunu 3 ile çarparsam 27x'imi bulurum. 27x'im de neye eşitmiş? 108'e. Buradan x'im 4 gelir. Buna göre Uçan Göz'ün eczane deposundaki eczaneye gidiş süresi kaç dakikadır diyor. Gidiş sürem 5x'ti. 5 kere 4'ten 20 cevabını bulurum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.